Merhaba sevgili öğrenciler sen anlat hocam kanalına hepiniz hoş geldiniz yine çok kaliteli bir soruyla sizlerin karşısına çıktık bak bitkinin terlemesi bak abicim bitkinin terlemesi mevzu şu bak bitkinin terlemesi mesela şöyle düşünün şöyle böyle bir bitki tamam mı aynen bizim çamaşır kurutma mantığı gibi düşün abicim havanın neme doyduğu günlerde yani yağmurlu günlerde yağmurlu günlerde yağmur bulutları böyle aşağıya doğru gelir aşağıya doğru bir basınç uygular değil mi bak abicim şöyle gördüğün gibi 10 numara bir basınç uyguluyor bak bu basınç çamaşırın içindeki suyun dışarıya çıkmasını engeller. O yüzden çamaşırlar geç kurur değil mi? Bak nedeni bu. Nedeni bu. Ama rüzgarlı havalarda bak rüzgarlı havalarda rüzgar bu bulutları alır buradan bir kaldırır abicim. Buradaki basınç yapan her şey ortadan kalktığı için de 10 numara bir şekilde basınç azaldığı için artık bunun içindeki su molekülleri dışarıya doğru terleyerek çamaşırlar kurumaya başlar. Bak mantık bu. Bu mantığı geleceğiz bitkiye uygulayacağız abicim. Mantığı bitkiye uygulayacağız. O zaman Rüzgarlı havalarda bitki 10 numara bir şekilde terler. Bir kere sakın unutma vardır kesinlikle burada. Rüzgarı z arttıkça terlemesi azalmış. Bu yanlış. Bu çizilemez. Değil mi abicim? Bak direkt olarak 3 çizilemez. 3 çizilemez. Rüzgarlı havalarda rüzgarlı havalarda bitki deli gibi terleyecek. 300 olanları hangisi bir kere atalım. Tamam mı? 300 olanları atalım. 3'lü olanları atalım. Diğerlerine bakalım şimdi. Bak şimdi gel 1 Bak abicim stoma sayısı yaprağın üzerinde bulunan altında üstünde duruma göre tamam mı daha çok alt tarafta bulunur. Stoma sayısı ne kadar fazla olursa bitki oradan daha fazla şekilde terleyecektir. Olay bu kadar basittir. Yani stoma sayısıyla doğru orantılıdır. Bu doğrudur. 4 çizilebilecek abicim. Bu gitti tamam mı? Geldik buraya. Bak şimdi. Işık şiddeti arttıkça, ışık şiddeti arttıkça böyle ışık şiddeti arttığı dönemler ne dönem olabilir abicim? Böyle öğlen saatleri olur değil mi? Sıcaklığında hafif hafif arttığı dönemlerde sıcaklık artarsa belirli bir miktara kadar e, terleme hızı da artacaktır. Işık şiddetiyle terleme hızı arttırır. İki doğrudur abicim. İki doğru zaten geldik iki doğru. Bire göre yorum yapacağım. Bak burayı çok iyi dinle şimdi. Bire göre yorum yapacağım. Bak abicim dışarının nemi, havanın nemi fazla olursa terleme azalır. Nereden öğrettim onu? Havanın nemi yani yağmurlu günlerde, yağmurlu günlerde basınç altında oluyor ya nemli bir gündesin sen. Böyle havanın neminin fazla olduğu günlerde çamaşır kuruyamaz nasıl basınçtan dolayı bitki de terleyemez abicim tamam mı? Sakın unutma terleme oranı havanın nemi arttıkça gördüğün gibi azalmıştır. Eyvallah doğrudur abicim. Doğru cevap denizlidir. Bak böyle havanın nemli olduğu günlerde bitki daha çok gutasyonla suyu atar. Yani hidatotlardan, hidatotlardan hatırla böyle epidermis yaprağın her tarafını kaplamıyordu. Buralardan boşluk olan yerlerden bitki direkt olarak böyle suyu damlacık şeklinde atıyordu. Terlemiyordu damlacık şeklinde atıyordu. Buna gutasyon deniyordu abicim. Anladın mı? Terleme hızı azalacaktır. Sakın unutma. Tamam mı? terleme miktarı azalacaktır. Doğru cevabımız denizli olarak karşımıza çıkmıştır abicim. Kaliteli bir soru. Mantığı anladın değil mi? O çamaşır mantığını anladın. Rüzgar olursa o nemi alıp götürüyor. O nemdeki yani nemi meydana getir getirecek olan bulutları alıyor götürüyor basınç azalacağı için rahat rahat çamaşırlar koruyor. Bitki de rahat rahat terler abicim. Rüzgar artarsa bitki terler. Bitti olay bu kadar basittir tamam mı? Bak topraktaki Topraktaki su artarsa bitki gene terler. Bak havanın nemi artarsa bitki terlemez. Rüzgar artarsa bitki terler. Rüzgar azalırsa bitki terlemez. Unutma abicim. Sıcaklık artarsa bitki belirli bir yere kadar terler. Işık şiddetiyle bitki terlemeyi arttırır. Stoma miktarı artarsa bitki terler. Unutma abicim. Tamam mı? Çok güzel bir soru. Bak bu tarz sorulara hazırlıklı olun. Gelme ihtimali yüksek abicim. Tamam mı? Hadi bakalım. Bir sonraki soruda tekrardan görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşçakalın abicim.